Ses 1, 2, 3, 4, 5 tamamdır. Herkese selamlar dostlar, ben Ahmet, kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün klan oyunları günü, klanım başladılar bile, ben videoyu çekeceğim dedim, bir bekleyin dedim. Onlar beni beklemedi, direkt başladılar, beni geçtiler bile. Hatta arkadaşlar 3. bölüme kadar açtık. Bence bunu birazcık daha zorlaştırmaları gerekiyor klan oyunlarını. Yani şöyle zorlaştırmaları gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeden oluşuyor ya. Birazcık bunu 7, 8 hatta 10 bölmeye kadar çıkartsalar çok güzel olur. Ama no problem. Biz bugün arkadaşlar yine görevleri yapacağız. Bir tane 800 puanlık görev aldım. Böyle hop çektim abicim dedim, bu benim görevim. Bir de ekstra arkadaşlar, ödülleri de bir gün öncesinden paylaşmışlardı. Burada büyük kitabı ve ekstra arkadaşlar kare iksir rünü veriyor. Mutlaka ama mutlaka 4000 puan yapın ki ekstra ödül seçebilirsiniz. Sizler 24 saatte 6000, 7000, 8, 9, 10000 mi? 11.000. Tamam. 24 saatte 6000 like bekliyorum bu video arkadaşlar. Pamuk eller like'a. Şimdi bir de aynı zamanda 4 tane inşaatçım boşta dostlarım. Onları da fırsat buldukça çalıştıracağım diyeceğim de, benim burada da ganimetim var. Şimdi bir tane çalıştıralım. Abicim burada basmadığım bir okçu kulesi var. Bunu da yapıştırıyorum. Bu da aradan çıksın. Şimdi burada ganimetlerim var. Yıldız puanlarımız var. Burada ödüllerimiz var. Yıldız bonuslarımız. Bunlar da geleceğinden dolayı klan kalesindeki ödüllerimizi toparlamamız lazım. Toparla diyorum. Tekrardan bir 11'e 12 milyonumuz oldu. Süper. Bakalım ne basabiliyoruz? Ne öneriyorsun bize? Diyor ki bir gizli Tesla basabilirsin kardeşim. Basalım mı? Tamam, bir tane gizli Tesla da yapıştıralım. Aradan çıksın o da. Şu an iksire duvar basmaktan başka hiçbir seçeneğim yok. Birkaç tane de duvar basacağım bu şekilde dostlarım. Tamamdır, çok fazla basmayalım. Belki iksire başka bir şeyler yaparız. Eğer olursa arkadaşlar buradaki görevleri de bitirip buradaki kostümümüzü de almaya çalışacağım. Savaşçı koruyucu kostümümüz de gelecek aradan. Hadi çok fazla lafı uzatmadan saldırılarımıza geçelim. Dostlarım burada bir köy var. Köyü üçlemeyeceğim ama amacım buradaki kara iksir deposunu almak. Çünkü görevimiz bu. Şimdi koruyucuyu karadan yapacağım. Direkt kral, kraliçe ve büyük koruyucuyu bırakacağım. Kral kraliçenin özelliğini kullanıp büyük koruyucunun özelliğini de aktif edeceğim ki ölmesinler. Tamam, depoyu aldık. Çıkışımızı verebiliriz. 4 tane depo indirmemiz gerekiyor. Bir tanesini indirdik. Hemen eşleşme bulacağım. Direkt ikinci depoyu bulmak için yola koyulmamız lazım. Şimdi benim ligim biraz yüksek olduğu için böyle depoları falan dışarıda bulmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Hani altın ve iksir depolarını dışarı yakın bulabilirsiniz ama kare iksir deposunu birazcık zor. Aham da bir tane daha yakaladım. Gel buraya senin tatlı depocuk. Şöyle hemen göndereceğim. Birazcık kral kraliçe hasar yiyebilir. Çok önemli. Kral kraliçenin özelliğini kullanacağım. Özelliklerini basacağım. Güzel, orada dev bomba olması birazcık sıkıntı yaratacak. Şuradan tak 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 özelliğini kullanacağım. Abicim hasar yemeseniz güzel olurdu da, neyse Allah'tan yeni gelen güncelleme ile birlikte arkadaşlar ekstra can olayı vesaire geldi. Bu yüzden beklemek durumunda kalmıyorum. Bir de ne var, mücadele durumunda mesela yan köydeyseniz arkadaşlar mücadele bitirdiğiniz zaman direkt sizi ana köye tekrardan göndermek durumunda kalmıyor. Direkt yan köyde de klan oyunları ödülleri seçebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik oldu, onu da test edeceğim. Tabi amacım şimdilik bu görevi bitirmek. Şimdi 2'de 2 bir tane daha sanki yakaladım ama bu sefer şöyle bir problem var. Kaya saçar var ve kraliyet şampiyonu var. Askerlerim kraliyet şampiyonuna kayacaktır büyük ihtimalle. O yüzden birazcık hasar yiyecekler. Hasar yedikten sonra ben kullanacağım. Bak mesela kraliçe okçu indirdikten sonra abicim. Heh, şimdi odaklan, şöyle kralın özelliğini kullanmaya gerek yok diyeceğim. Hadi tamam, çıkışımı verebilirim. Güzel. Hiçbir şekilde hero'larım hasar yemedi ve çıkışımı verdim. 3'te 3 yaptık. Bir görev daha var. Diyor ki bir çoklu savaşta 3 yıldız kazan. 300 mü 400 puan veriyordu. Onu da almak için hani askerlerimi harcamamaya çalışıyorum. Tabi ondan sonra seri saldırılar için süper barbar taktiğini kullanacağım arkadaşlar. Yani klan oyunları yapıyorsanız net süper barbarla yapmaya çalışın. En hızlı onunla bitiyor. Burada da çok güzel bir köy var. Kara iksir de güzel ama ben görev yapmaya odaklandığım için ganimeti almayacağım. Şöyle özelliğini kullanıyorum. Depoyu alıp çıkacağım. Tamamdır. Ganimet hediye olsun başkalarına. Önemli değil. Amacım burada 4000 puan. Heh, bakın burada arkadaşlar. Yeni mücadele ediyorsunuz ve yeni mücadelenizi tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi burada ne vardı? Bir çoklu savaşta 300 puanmış. Tamam, ben bunu alacağım. Bir üçlük atalım arkadaşlar. Ardından diyorum ki şuradan bakayım. Hemen hop, burada daha çıkmamış. O zaman şöyle uçan kışla görevi vardı. Onu da aradan çıkartabilirim. Şimdi hava saldırısının arkadaşlar en önemli kuralı nedir biliyor musunuz? Püskürtücülerin arkasından saldırmak. Şimdi buradan saldırırsam bu püskürtücü var. Peki buradan saldırırsam buradaki püskürtücü var. O yüzden biz yandan gireceğiz ki
Hani püskürtücülere takılmayalım. Şimdi kral ve kraliçeyi buradan bırakacağım. Üçlük atacağım için kral ve kraliçem hasar yiyebilir. Problem yok. Şimdi şuradan ejderlerimi gönderiyorum. Abicim tek attı, güzel. Çok da modda olduğu için abicim çok fazla tedirgin olamayacağım. Şöyle bir öfke büyüsünü şuraya, bir öfke büyüsünü şuraya. Zeplini de içeriye doğru gönderdik mi tamamdır. Büyük koruyucunun özelliğini burada kullanayım. Güzel. Bir öfke büyüsünü daha şu noktada, bir öfke büyüsünü şuradaki kasırganın etkisi geçtikten sonra kullanmayı düşünüyorum. Şöyle tamamdır. Bir tane dondurma şu noktada çok iyi gelecek. Püskürtücüyü ve hava savunmasını dondurmuş olacağız. Bir tane daha atacağım arkadaşlar arkasından. Güzel. Şimdi buraya da bir tane dondurma atacağım. Çünkü burada bayağı balonum var. Balonlarım hasar görüyor. Ejderlerim, kraliçem vesaire var burada. Bir tane daha donduracağım. Kraliçenin özelliğini kullan. Hemen cehennemi indirmiş olduk. Kraliçe şampiyon özelliğini kullansak bence tamamdır bu iş. Bir tane dondurmamız fazla kaldı. Bence kullanmayayım. Zaten biz iki tane dondurma basmıştık ya. Bir tanesini silmiş oluruz. Şimdi eve geri döneceğim. 1.3 milyon. Of 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 of. Bu görevi de bitirdik. Şimdi başka hangi görev alabiliriz? Bence 200 puanlık bu görev güzel olacaktır. Ne diyor? 60 saniyede bu barbar krallarla yapılır. Pardon, süper barbarlarla yapılır. O yüzden bence uçan kışla görevini alıyorum. Uçan kışlam hazır mı? Hazır. Ve hemen vakit kaybetmeden 25 bin kare iksire süper barbarlarımı açıp arkadaşlar süper barbar saldırılarına devam edeceğim. Dostlarım tekrardan güzel bir köy buldum. Bu sefer burayı unutmadan uçan kışla yapalım. Uçan kışla görevini bitirmiş olacağız. Şimdi püskürtücüler buraya bakıyorsa ben aşağıdan gireceğim kankam. Şöyle şuraya bırakacağız. Burayı da kral ve kraliçeye salacağım. Elektroları da teker teker göndereyim bu şekilde. Tamamdır. Şimdi kraliçe sağ kaymasın diyeceğim. Aynen kaydı. Tebrikler. Bir şey olmaz. Hemen şuradan balonları da sallıyorum. Büyük koruyucu da havadan göndereceğim. Bir öfke büyüsü, bir öfke büyüsü şu noktaya bırakacağız. Şöyle zaten balonlar ve ejder bincileri çıktı dostlarım. Güzel. Rakibin kraliçe şampiyonunu da indirdik. Böyle büyük koruyucunun özelliğiyle birlikte bir öfke büyüsünü tattırdık mı tamamdır. Şöyle bir dondurma yapacağım buraya. Bir dondurmayı da şu noktaya kullanacağım. Bir tane dondurmayı da arkadaşlar birazcık daha bekleyip şu noktaya kullanacağım. Bir öfke büyüsünü kraliçe şampiyonu ve ejderin olduğu kısma atmak istiyorum. Çünkü bayağı hasar veriyorlar. Kraliçe şampiyonu özelliğinde kullanacağım bu şekilde. Tak tak tak. Güzel, tekliği de indirecek misin? Neyse, kraliyet geldi yardıma. İki tane dondurmamız kaldı. Bence bir tane daha dondurma kullanmayalım. Boşver, zaten süper barbar saldırısı olacağı için arkadaşlar. Çok büyük bir görev büyü istemeyecek bizden. Şöyle kraliçenin özelliğinde kullandık mı tamamdır bu iş. Tertemiz üçledik bu hesabı da. 156.000. Bakalım barbar kralı da kasabilirsek barbar kralı da basabileceğiz. Yeni mücadele ediyorum. Şimdi kaya balonu görevi var. Kaya balonumuz var mı onu bir kontrol edeyim. Kuşatmalarda kaya balonumuz yok. Sıkıntı değil. Buradan hızlandırmamızı yapıyorum böyle. Ve hemen, aa ben şeyi unuttum ya, 400 puanlık bu görevi alacaktım. Hemen kaya balonu saldırısını da yaparız. Ardından hemen 400 puanlık bu karşılıklı savaşlardan 8 yıldız topla görevini bitirmiş oluruz. Dostlarım laboratuvarda da bir şeyler mi bassak diyorum. Asker beklerken böyle aklıma geldi. Yani iksirle bir şeyler basalım. Çünkü kara iksire barbar kral basabilirim. Şimdi barbar kralımız ne kadar istiyor? Öncelikle ona bir bakalım. Barbar kralımız 238.000. Bim bim bim. Ya da kara iksirli bir şeyler basalım, vazgeçtim. Şimdi kara iksire neler basılabilir? Böyle gözüme kestiren birkaç asker var. Bence golemi basalım arkadaşlar. 12 gün sürüyor. Çok uzunmuş. Heh, 7 günlük. Tazıyı basaga aradan çıksın 7 günde. 7 gün boyunca kafamız rahat arkadaşlar. Şimdi tazıyı da bastığımıza göre askerlerimiz çıktı. Eşleşme bulacağım. İlk çıkan küvelerden bir tanesine saldırmak istiyorum. Tabi böyle etrafında temizlik yapıp yıldız alabilirim ki. Hah, bak mesela bunun gibi. Şimdi önce savunmalara 2 tane barbar gönderiyorum. Birer tane normal savunma olmayan binalara göndereceğim. Topluculardır, kışladır vesaire. Şöyle rakibin kraliçesi de zaten yükseltmede olduğu için çok fazla barbarlarıma sıkıntı çıkarmayacak. Tamam, yüzde kaça kadar kastık? %40 olduk. Şuradan kaya balonunu da salla. Nereye sallayayım aga? Burayı salla gitsin. Şu noktaya bir ve bu noktaya birer tane yıldırım atıyorum. Yüzde kaç oldu abicim? 48 mi? Bekleyeyim mi? %48. Bence at bak. Şuradaki topu da indirsin tamamdır. Bu kadar basit. %52. Hemen çekişimizi verelim. Kaya balonu görevi de bitmiş bulunmakta. Hemen ardından 400 puanlık. Nereye gitti o görev? Ha buradaymış, tamam. Bir an gitti diye çok korktum. İki tane görev mi bitti? Bana mı öyle geliyor? Abicim lan birazcık daha. Bir görev daha. Aha bak, bu görev de bitti. Bitirdik mi? Bitiyor. Ki zaten bunlar bitecek. Ondan sonra bu da bitecek. Abicim of of of, bir sürü görev bitecek. Zaten bunlar çerezlik görevler arkadaşlar. Şimdi bir saldırı yap diyeceğim şimdi. Şimdi ne yapacaktık? Biz unuttum lan.
8 yıldız tamam. Bir an görevi unuttum. 8 yıldız katmamız lazım. Aga. Bak bu tarz saldırılarda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Önce buraları bir açın. Tamam mı? 2 tane buraya göndereceksin. 2 tane buraya, 2 tane buraya. Ondan sonra birer tane duvar yıkıcı da buraya gönderdin mi? Tamamdır bu. Şimdi savaş makinanı gönderiyorsun. Buradan vakit kaybetmeden toplarını yolla. İçeriği iyice açacaksın. Barbarlarını göndereceksin içeriye. Yıldız, her türlü 2 yıldız alıyorsunuz bu saldırıda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Her türlü 2 yıldız alıyorsunuz. Şöyle savaş makinesinin özelliğini kullanaga. Barbarcıkları da bıraktık mı? Merkezi alacak zaten şuradaki savaş makinesi. Ondan sonra etrafı da temizlesinler. Bitti bu iş. 152 yıldız. 4 kere bu şekilde saldırı yaptık mı? Tamamdır. Tabii üçleyebileceğimiz köyleri de mutlaka üçlemeye çalışalım. Bence yıldız almayalım, kupa düşelim, daha düşük rakipler gelsin bize. Zaten amacımız yıldız tamamlamak arkadaşlar. Bu arada 4 milyonumuz birikmiş. Bence bunu basabiliriz. Püskürtücü iyi iş yapıyor. Bu arada kaybettik değil mi? Oh be, ilk defa kaybettiğime seviniyorum. Aynı şekilde buna da dalacağız. Şimdi etrafı toparlayalım önce şöyle. Tamamdır. Buradan hemen bombacıkları yollayalım. Savaş makinesi kullan ve özelliğini basmayı hemen unutmayın arkadaşlar. Şöyle yem olarak barbarcıkları da sallıyorum. Şöyle etrafta temizleyelim bari. Şuradaki bombacıların içeriği iyice açması gerekiyor. Bir tane daha vur bombacı. Tamamdır adamsın. Şöyle gönder abicim içeriye askerleri de. Zaten savaş makinesi de içeriye girdi. Süper oldu bizim için. Şimdi buraya iki tane daha göndereyim. Şuradaki laboratuvar ve savaş makinesinin yatağını da indirsinler. Geriye kalan asker... Lan bırakamıyorum diyorum. Kırmızı alana bırakıyormuşum. Mouse'un imlicine odaklanmadığım için. Şöyle abicim çifte topları da indirdik mi? Şuradaki ezici kaldı. Eziciyi de alalım. Hadi aga. Üçleyebiliriz aslında bu köyü ha. Bak. Şuradaki iki tane top arabama sıkmasın yeter. Tamamdır. Üçledik. Tertemiz. Bu kadar basit. Bu kadar basit köyü üçlemek. Mükemmel. Hemen diğer saldırıya geçelim. İnşallah bu da üçleyebileceğim tarzda bir düzene sahiptir diyeceğim de. Neyse bir bakalım. Şimdi buraları toparla önce. Yani elimden geldikçe iyi şekilde saldırmaya çalışayım. %76 büyük ihtimalle savaşı kazanacağım ama üçleyemeyeceğimden dolayı direkt çıkıyorum. Çık abicim. Hop, yeni mücadele. Görev tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde yeni mücadeleler de tamamlayabiliyorsunuz. Şimdi ana köyden bir görev seçmem lazım. Çünkü burası da bitti ya. Barbar kral yatağı. 2 saniyelik iş. O süre zarfında da bir tane hız büyüsü çakacağım ileriye. Dondurmalarımız var biliyorum. Bir tane bunu indir abicim. İsteğimi göndereceğim. Ne gönderirseler bana kârdır, kâfi. Buradan hop isteğimi yolluyorum. Hemen eşleşme bul diyeceğim. Bir tane barbar kral yatağı. Oo, güzel ganimet. Ama aga işimiz var. Vallahi bak ganimetle işim var. Ya dalmayacağım sana. Bak kara iksirini alayım senin. Kara iksirine ihtiyacım var. Şöyle kara iksirini alayım aga. Şöyle birkaç tane kara iksirine yollayacağım. İki tane buraya, iki tane buraya yollayayım. Tamamdır. Vallahi bak gerisini istemiyorum. Senin olsun, önemli. Kara iksirimizi de aldık. 8000 kara iksir, güzel. Mücadele tamamlandı. Şimdi gelelim golem görevine bitirelim. Golemimiz hazır çünkü. Şimdi golem görevinden sonra tazı görevi var. Tazı görevini bitirmiş olacağız. Bakalım elektro ejderhatlar kafidir. Güzel. Hemen eşleşme bul diyelim. Şimdi alabileceğim tarzda köyleri dalacağım ki ganimet dediğim gibi önemli değil. Bak bu köyü çok rahat temizleriz. Şöyle bak, iki tane önce savunmaları gönder. Şöyle savunmaları alalım. Okçuyu yolla. Büyücüleri yolla. Şöyle önce savunmaları indirin barbarlan. Ondan sonra zaten gerisini kendisi temizliyor arkadaşlar. Şöyle birer tane gönder. Şimdi golemi nereden bıraksam? Golemi şuradan bırakacağım. Şuralara da kral kraliçeyden girelim olmadı. Şöyle etrafı temizleyeyim. Birkaç tane daha barbar. Abicim alır mısınız? Yoksa birkaç tane daha barbar salayım mı buralara? Barbar kral bir salsaydın keşke beni be. Harbiden diyorum. Şuraya bir tane daha çarpma göndereceğim. %45. %45. %46. Tamam şuradan devam edelim. Abicim sizin orada ne işiniz var? Şuradan %50 tamamdır. Orada Tesla'ları dikmiş. Pusuya. Tamamdır, görevimiz bitti. Golem görevinden sonra tazı görevi var. Tazı görevinden sonra bakalım. Hemen hızlı hızlı bir sonraki görevi de alalım arkadaşlar. Sonra ne var? Dondurma ve arkadaşlar hız görevlerini de bitirebilirim. Buradan iki tane hava patlatıcısı da yok edebilirim bu süre zarfında. Tamamdır, yıldırım büyülerini de dikelim abicim. Hız büyüğümüz hazır mı? Hız büyüğümüz de hazır. Tazımız da hazır. O zaman bir tane daha askerimiz çıksın. Tamamdır. Eşleşme bul. Agalar bu köyü de çok rahat alırız. Özellikle alabileceğim tarzda böyle rahat rahat saldırabileceğim tarzda köyleri seçiyorum ki en azından görevleri hızlı bir şekilde bitirebileyim. Şimdi şuralara etrafı birer tane barbar atıyorum. Dikkat edin, iki tane bile değil. Birer tane atmam yeterli oluyor bile arkadaşlar. Tamam da şimdi tazıyı nereden bıraksam? Tazıyı arkadaşlar şuradan bırakacağım.
Kralı da buradan bırakacağım. Kraliçeyi de bırakacağım. Koruyucuyu da bırakacağım. Kraliyeti de bırakıyorum. Tamam mı? Özelliklerini kullanıyorum. Çekişimi veriyorum. Bu kadar basit. Tazıyı da kullandık zaten. Hemen evimize geri dönelim. Görev de bitti. Yeni mücadele. Seç aga. Yeni mücadelemiz hız büyüsü olsun. Hazır mı? Hazır. Tamam. Askerliğimiz çıksın hızlı bir şekilde. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bir dakika bak bak bak. Açıyorum. Hop. Görevler bitti. 2600 puanı da. Oo, 2700, 2800 puana da geldik. Şimdi savaşçı görünümünü almak istiyorum öncelikle. Gel abicim koruyucu buraya. İlk kostümün mü? Evet, ilk kostümüymüş. Hop, aldık buradan savaşçı görünümümüzü. Konuşamıyorum. Buradan ödüller ne? Kahraman kitabı. Şimdi benim barbar kralı basabilecek kara iksirim olmayacağından dolayı kahraman kitabını alacağım. Yanımda bekleteceğim. İnşaatçı kitabını da aynı şekilde yanımda bekleteceğim. İksirini aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ya da yapmayalım, vazgeçtim arkadaşlar. 70 bin, neredeyse burada 3 bin var. Daha saldırılar da yapacağız. Hani burası ortalama 100 bin olacak. 100 bin kara iksirimi çöp etmek istemiyorum. Rünü de alayım abicim buraya. Hop, iksirimiz var. Duvar yüzüklerini de alacağım. Sezon bankasını da alayım. Güzel, sezon bankasını da aldık. Başka ne var? Buradan eğitim iksiri var. Altın rünü var. Bunların hepsini toparlayayım. İnşaatçı iksirini toparlayamıyorum. Yan köyden bir şeyler basabilir miyiz? Hop, bakalım. Ne basalım sizce arkadaşlar? Bence bombacıyı basalım. Ordu kampından sayısı da artacak. Hop, bombacıyı da indirmiş olduk. Güzel. Bir de iksirle bir şeyler basabilirsek. Birkaç tane duvar basayım bu şekilde arkadaşlar. Altına bir tane daha bas. Tamamdır. Şimdi bir de iksirine basabiliriz Otto kulübesinden. Altın madeni var. Altın deposu var. Tamam, şu an için kalsın o zaman. Kullanmayacağım çünkü 1.5 milyon da orada var. Ondan sonra 10.000 kare iksirler. Oy 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 oy, bir sürü ıvır zıvırımız var. Bunlar kalsın şimdilik. Daha bir hafta süremiz var. Bir hafta sonraki yükseltmelerimde kullanırım. Eşleşimimi de buldum dostlar. Bu köye de dalacağım. Şimdi kare iksir de güzelmiş bu arada. Kare iksirini de almaya çalışırım. Şimdi barbarları salladım. Önce etrafı temizleyelim. Ondan sonra bir nokta belirleyeceğiz. Geriye kalan askerlerimizi oradan bırakacağız ki %'yi de toparlayabilelim. Ne kadar? %26 değil mi? Birkaç tane de asker bırakacağım. %26. Şimdi bir çarpma bu noktaya. Ondan sonra bir çarpma şu noktaya bırakacağım. Bir tane de şuraya bırakayım. %45 değil mi? Hız büyüsünü kullanmaya gerek var zaten. Kullanacağız da. Düşünüyorum nasıl yapsam. Şöyle gönder, tamam mı? Kral, kraliçe, büyük koruyucu ve kraliçe şampiyon. Özelliklerini kullan. Tamam mı? Tak tak tak. Kraliçe şampiyon özelliğini kullandık mı? Çıkalım. Bu kadar basit. 2500 de oradan aldık. 130 bin de bonusumuz var. Oy oy oy, yıldız bonusları da geldi arkadaşlar. Hop, yeni mücadele ediyorum. Şimdi dondurma büyüsü var, bir de bu var. Bence direkt bunu alalım arkadaşlar. Ardından yıldırım büyülerini de hazırda bekletelim şöyle. 2 tane yıldırım atsak yetiyor patlatıcılara. Şöyle 1-2, 1-2. Tamam, bu görev de bitti arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ganimeti önemli değil. Hop, tekrar yeni saldırıya geçelim. Şimdi 300 puanlık görev var. 200 puanlık bir yıldız şey daha var. Uçan kışla görevi var. Şöyle yapalım olmadı. Bir uçan kışla basalım şuradan. O zamana kadar 4 tane ezici yok etti. Bir dakika. 6 tane kare eksi sondası. 300 puan. Al aga. Al 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 al. Bunu da 2 saldırıda bitirmiş olacağım. Şimdi bir tane burada. 2 tane buraya salla. 2 tane yıldırım buraya salla aga. Bir tane daha sallayacağım sanırsam. Kral, kraliçe ve büyük koruyucumu da buraya sallayacağım. Böyle özelliklerini kullanayım. Şöyle temizlesinler. İyice temizleyin aga. Büyük koruyucunun özelliğini kullandım. Şuradan bir çarpma atabilir miyim? Tamam. Abicim şurayı da hallet. Tamam, teslim ol. 3 tanesini aldık buradan. Şimdi tekrar bir saldırı daha yapacağım. Eşleşme bul. Hop, bir tane daha şimdi. İçeride mi aga? İçerideyse hiç dalmayacağım. Dışarıya yakın olsunlar. Bunlar da içeride ama 10.000 veriyor. 1, 2, bir tane daha salla. 3. 1, 2, 3. Güzel. Şimdi buna nasıl dalabiliriz? 2 buraya, 2 buraya. Şimdi askerleri içeriye doğru göndermeye çalışacağım. Barbarları göndereyim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi askerleri göndermem lazım. Koruyucunun özelliğini... Abicim ya ne yaptınız? Sattılar beni. Kraliyetin özelliğini kullan. Neyse, bir tane daha çarpma göndereceğim şöyle. Tamamdır. Bu kadar basit. Çıkışımızı verebiliriz. 3 tane de buradan indirdik. 5500 kare iksir. Allah bereket versin. 300 puanımızı da aldık. 2950 oldu arkadaşlar. Heh, çalı çırpı. En sevdiğim. En sevdiğim. Şimdi çalı çırpıları kaldıralım arkadaşlar. Şimdi çalı çırpı görevinden sonra bakıyorum. Bence şuradan uçan kışlam kaç dakika sonra çıkar? Bence uçan kışla görevini alalım ve bekleyelim. Şuradan bir tane daha dikelim. Aslında beklemek yerine düşünüyorum da. Ne diyor? %150 yıkım. Bir karşılıklı savaş kazan. Bence bunu alalım arkadaşlar ardından. Ne diyorsunuz? En mantıklısı bence bu. 5 okçu kulesi var. 4 ezici var. Bence bunu alalım şimdilik. Ondan sonra ezici görevini yaparız arkadaşlar. Hop. Yeni mücadele tamamlandı. Ne kadar oldu? 3000. Son 1000 kupar, 1000 puan arkadaşlar. Hop, eve gel, saldırımızı yapalım. Hop, buradan bu görev de bitmiş oldu.
yeni mücadele diyelim ve hemen uçan kışla görevini de alayım. Oo, 4 da tamam, şöyle yapalım. Şimdi askerlerimiz çıktı, uçan kışlamız da çıktı. Ondan sonra bunu alalım, taş mezarlığı. Ana, 500 puanlık görev de geldi. Bu iki görev de bitiyor arkadaşlar. Bu iki görev de bitiyor. Hızlıca şunları. Abim çık uçan kışla, hadi lan ucunda kaldı, hadi 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 hadi. Tamamdır. 6 5 4 3 2 1. Bitti. Hemen eşleşme bulacağım. İlk köye saldırmıyor cığım, vazgeçtim. Aha da bu olabilir. Şimdi buna dal. Şimdi uçan kışlamız hazır zaten. Şöyle şunları etrafı temizleyelim. Şimdi nereden bırakalım uçan kışlamızı? Bence en mantıklısı şu noktadan kralı da destekleyelim abicim. Şöyle askerlerimizi birkaç tane daha gönder. Birkaç tane buraya ve birkaç tane buraya göndereceğim. Birkaç tane de buraya. Şimdi büyük korucunun özelliğini kullan. Kraliye şampiyonu özelliğini kullanacağım. Şu noktayı bir dondurma atayım. Kralın özelliğini kullanacağım. Şampiyon özelliğini %47 kullan aga, şuradan şampiyon özelliğinde. Tamamdır, çıkışımı verebilirim. Uçan kışta görevini bitirmiş olduk. Şimdi gelelim buraya. Hop, 100 barınma alanı. Abicim bak izle. Ne kadar var bende? 55 barınma alanı var. Dostlarım 105 barınma alanı var. Bak bekle. Hepsini salıyorum. Çıkışımı veriyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit bu görevi bitirmek. 500 puan cukka. Şimdi 4 bakalım başka ne var. Başka tamam. Bunu da alıyorum. Hatta bunu almak gerek yoktu ya. Direkt bunu alsaydım ya da başka kısa bir görev alsaydım bitiyordu. Neyse, önemli değil. Şimdi geri sayım yapacağız arkadaşlar. Nasıl mı geri sayım? En sonki saldırımızda kaybetmiştik zaten. Şuradan gelelim abicim, taş mezarlığı. Şuradan temizleyelim abicim. Şuradan abicim bunları da yolla. Abicim yollayamıyor musun? Oraya gitmiyor musunuz? Neyse geldiler, aldık. Çıkış ver. Bu 1. Bu 2. Çıkış ver. Bu 3. Hop, bunu da aldık, tamamdır. Ve bu da arkadaşlar, nerede lan göremiyorum. Beşincisi nerede? Aha da burada, yakaladım. Ve bu da 5. Toplamda 4000 puanımızı tamamlamış olduk arkadaşlar diyeceğim de. Sanki duvara sıkacaklar değil mi? Ya yapmayın be. Neyse, sıkıntı döktüm, askerlerimi sallıyorum. Hop güm, toplu, bir de toplu kıyıma gidiyorlarmış. Tamamdır, bunu da aldık. Çıkışımı verebilirim. Gerisi senin olsun. Önemli değil. Hemen görevimizi de tamamladık. Yeni bir mücadele alamıyorum. Normalde 3800'ü 4000'e tamamladı. Güzel. Şimdi bakalım klanımda kimler tamamlamış? Arda Usta, ben. Şimdi klanımda diğer arkadaşlar da görevlerini yapıyor ki bu videoyu zaten ben okuldan, siz okuldayken çekiyorum arkadaşlar. Siz okuldan geldiğiniz zaman izlersiniz. Direkt büyük kitabı mutlaka ve 4000 puan tamamlayıp kare iksir rününü de almayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Dur hop 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 hop. Bir dakika, unuttum. Bunları ne basalım? Ne basalım? 4 milyon, 3 milyon, 250 milyon, 750 milyar altın madeni. 4 gün. Pasaga, iksire. Niye bu arada ben altınımın hepsini harcamak istemedim? Yarın arkadaşlar bu okçu kulesi de bitecek. Hemen onlar için 2 tane altın madeni de basıyorum. Aradan çıkmış olsun en azından. Şimdi hızlandırmamı da yapacağım. Şöyle bir hızlandır. Tamamdır. O da en azından aradan çıkmış olur. Hatta bu akşam bitecek bu okçu kulesi. Onun için de ekstra ganimet katmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmek istemişsinizdir. Adios amigo. Bye bye.